Sıla ve arkadaşları özel büyük yatıyla gezintiye çıkmışlardır. Yola çıktıktan birkaç saat sonra ise kaptanın sesi hoparlörden yankılanmıştır. Bu ses de şunları söylemektedir. Sıla Hanım'ın arkadaşı Mehmet Bey'e bir saldırı gerçekleştirilmiştir ve bu saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini tespit etmesi için de şu an tekneye sahil güvenlik ekipleri gelmiştir, denmiştir. Sahil güvenlik ekipleri herkesi sorguya aldığındaysa ilk arkadaş Leyla, havuz başında güneşlendiğini ve olay hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını söyler. Melike ise güvertede olduğunu ve o sıralarda fotoğraf çekildiğini söylemiştir. Göktuğ ise olayın gerçekleştiği saatlerde kamerasında olduğunu, kendisini deniz tuttuğunu ve odasında oda servisi beklediğini söyler. Son sorgulayan kişi Sıla ise o sıralarda kaptanın yanındaydım. Nerede durabileceğimizi konuşuyorduk. Haberi birlikte aldık, demiştir. Ve ifadeleri dinleyen sahil güvenlik hemen içlerinden birisinin yalan söylediğini ve suçlu olduğunu anlamıştır. Peki sizce bu kişi kimdir? Bu kişi tabii ki de Göktuğ'dur. Çünkü Göktuğ gerçekten de deniz tutmuşsa Göktuğ kendini aç hissedemez, yani Göktuğ yalan söylemekte. Bir şirkette bir cinayet işlenmiştir ve olayı duyan polislerse hemen olayın işlendiği şirkete gelmiştir. Şirkete gittikten sonra olay yerini inceleyen polisler şirket çalışanlarını sorguya almaya karar verir. Ve polisler şüphelendikleri 3 şirket çalışanını sorguya almışlardır. Ve bu kişilere olay saatinde ne yaptıklarını sorarlar. Bu kişilerden ilki Songül, kendisinin telefonunu kaybettiğini ve uzun süredir onu aradığını, olayla bir ilgisinin olmadığını, hatta ölen kişiyi sabahtan beri görmediğini söyler. Diğer kişi Sinan ise midesinde bir sorun olduğunu ve bütün gününü de tuvalette geçirdiğini söylemiştir. Son kişi Elif ise olayın gerçekleştiği sıralarda şirketin terasında olduğunu ve uzunca bir sürede özel sebeplerle orada kaldığını söyler. Bunun üzerine polisler içlerinden birisinin suçlu olabileceğini düşünmüş ve detaylı sorgu için hemen bu kişiyi karakola götürmüştür. Sizce bu kişi kimdir? Bu kişi ifadesi alınan ilk kişi Songül'dür. Bu kişiyi sabahtan beri görmediyse Songül'ün telefonunun olay yerinde olması sadece bir tesadüf müdür? Sizce de araştırılması gereken bir konu değil mi? Zengin ailenin küçük çocukları gök gürültülü yağmurun yağdığı akşamın sabahında bakıcısı tarafından odasında bulunamamış ve hemen polisler çağrılmıştır. Polis ekipleri eve geldikten ve dağınık odayı inceledikten sonra evde çalışanlarını sorguya almaya karar verir. İlk olarak bakıcı, sabah kahvaltısını hazırlaması için aşçının yanına gittim. Ama aşçı mutfakta olmayınca kendim kahvaltılık bir şeyler hazırlamıştım, demiştir. Aşçı ise, sabah saatlerinde bankada özel bir işim vardı. Bunun için izin aldım. Benim olayla bir alakam yok, demiştir. Bahçıvan ise, ben bahçede çiçekleri suluyordum. Hiçbir şey görmedim ve duymadım, demiştir. Son olarak şoför ise, dün araba bozulmuştu ve bu yüzden de arabayı tamire götürdüm. Hiçbir şeyle ilgim yok, demiştir. Bu ifadeler üzerine polisler hemen suçlunun kim olduğunu tespit etmiştir. Sizce bu kişi kimdir? Bu kişi tabii ki de bahçıvan. Çünkü sorumuzun en başında olayın gerçekleştiği günün bir önceki akşamında gök gürültülü şeklinde yağmur yağdığını sizlere söylemiştik. Çiçeklerin eminiz ki sabahında suya ihtiyacı olmamıştır. Videomuza kurbağaların bulunduğu bu resimlerle devam ediyoruz. Peki kimler bu iki resim arasındaki 7 farkı bulabilir? Süreniz başladı. İki resim arasındaki farklar işte burada. Kardan adamın bulunduğu bu görselde de yine 7 fark bulunmakta. Bakalım kimler bu 7 farkı bulabilir? Sizden bulmanızı istediğimiz 7 fark işte burada.
Göl manzarasının verildiği bu görselde de 7 tane fark bulunmakta. Size verdiğimiz süre içerisinde bu farkları bulabilir misiniz? İki görsel arasındaki farkları sizin için gösterdik. Geldik son fark sorumuza. Bu sorumuzda da sizlere yine bulmanız için 7 fark veriyoruz. Bakalım kimler bu farkları bulabilir? Bulunması gereken 7 farkı sizler için gösterdik. Belirli mantığa göre oluşturulmuş bu seriyi sizlere vereceğiz ve sizlerden bu seriyi doğru şekilde tamamlamanızı istiyoruz. Bakalım kimler boş bırakılan bu alanı doğru bir şekilde tamamlar. Soru işaretli alan B şıkkındaki şekilde tamamlanır. Yine sizlere belirli bir mantığa göre oluşturulmuş bir şekil vereceğiz ve yine sizlerden boş bırakılmış bu alanı uygun şekilde tamamlamanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Bu seriyi B şıkkındaki şekilde tamamlanır. Beyninizi harekete geçirecek matematik sorusuyla videomuza devam edeceğiz. Peki bu soruda size verdiğimiz son denklemin sonucunu bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Bu kolay denklemin sonucu 12 çıkmakta. Aslan, fil ve zürafanın bulunduğu bu görselde her bir hayvanın değerini ve son denklemin sonucunu bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Aslan 3, fil 2 ve son olarak zürafa ise 4 değerine sahip. Son denkleme bunları yazdığımızda sonuç 10. Trafik lambalarının bulunduğu bu görselde de diğerlerinden farklı olan bir trafik lambası bulunmakta. Peki kimler farklı olan bu trafik lambasını bulabilir? Farklı olan trafik lambasını sizler için gösterdik. Aslanların bulunduğu bu görselde de diğerlerinden farklı olan bir hayvan bulunmakta. Peki kimler farklı olan bu hayvanı bulabilir? Süreniz başladı. Farklı olan ayıcık resmin sağ alt tarafında işte burada. Şimdi ise sizlere bu dolmalık biberleri veriyoruz ve sizlerden farklı olan dolmalık biberi bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Farklı olan dolmalık biber işte burada sağ üst köşede. Görme yetinizi test edeceğiniz sorularla videomuza devam ediyoruz. Peki kimler bu resmin içerisindeki gizlenmiş sayıyı tahmin edecek? Resmin içerisindeki gizlenmiş sayı 216. Parmak arası terliklerin verildiği bu görselin iki parçası eksik. Peki kimler bu eksik parçayı doğru bir şekilde tamamlar? Eksik parçalar 5 ve 7 numaralı parçalar. Geldik son sorumuza. Bu sorumuzdaysa kasada sıraya girmiş iki tane kadın var. Bu kadınlara bakarak hangi kadının daha zengin olduğunu bulabilir misin? Size verdiğimiz süre başladı. Bakalım bu kadınlardan hangisi daha zengin?
Daha zengin olan kadın tabii ki de 2 numaralı bu kadındır. Çünkü diğer kadın indirimdeki bazı ürünleri ararken bu kadın indirimlere dikkat etmeden alışveriş yapmıştır. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.